Dünya Gazetesi'nin sevgili okurları, Dünya Web TV'nin değerli izleyenleri, Başkanlar Konuşuyor programıyla yine birlikteyiz. Biliyorsunuz biz bu programa Haziran 2021'de başladık. 6 ayı devirdik birlikte. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde, Rıfat Başkan'ın öncülüğünde başladık bu programa biliyorsunuz. 22 kentin ekonomisini hep birlikte değerlendirdik burada. 40'a yakın başkan ağırladık. Sayın Hakan Güldağ ve Vahap Munyer'le birlikte. Bugün 23. kentimizdeyiz, Batman'dayız. Batman tabir yerindeyse Türkiye'nin petrol üreten kenti olduğu için Türkiye'nin en kıymetli kenti. Dolayısıyla Türkiye'nin en kıymetli kenti Batman'dayız. Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdülkadir Demir ve Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar Handan Hanım. Sağ olun. Ben Dünya Gazetesi'nin değerli kalemleri Hakan Güldağ ve Vahap Munyer'i de yayınımıza davet ediyorum. Hoş geldiniz sizler de. Hoş bulduk. Bu hafta merhaba başkanlarım. Merhabalar. 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 Siz de hoş geldiniz. Bu şu hafta an Batman'dayız değil mi? Evet. Şu an Batman'dayız. Batman'dayız. Bugün projemizin 23. kenti Batman. Batman deyince tabii aklımıza ilk önce Raman geliyor. Dolayısıyla petrol geliyor. Ülkemiz en kıymetli şehrindeyiz şu anda. Aynen. Dolayısıyla bu kıymetli şehrin nabzını sizlerden dinleyeceğiz. Biliyorsunuz pandemiyle birlikte zorlu bir dönemden geçtik. Bir de bunun yanında kendi kur ataklarımız, ülkemizde yaşanan bir takım kuraklığa bağlı sıkıntılar da eklenince zor bir yılı atlattık. Şimdi 2022'ye umutla bakıyoruz. Ama sizden öncelikle değerli başkanlarından 2021'in bir değerlendirmesini isteyeceğim. Daha sonra 2022 öngörüleriyle devam edeceğiz. Ben müsaadenizle Abdülkadir Başkanıma sözü vermek istiyorum. Biz pandeminin hemen arkasından 2021'i Batman olarak nasıl geçirdik? Bize nasıl bir fotoğraf çekersiniz? Evet, başta hepinize iyi yayınlar diliyorum. Size selam ve saygılarımı sunuyorum. Tabii 2021 pandemi sürecinde malumunuz bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşandı. Fakat bu sıkıntılar en az ülkemizde, ilimizde sirayet ettiğini söyleyebilirim. Tabii bizde çok aktif bir insan gücümüz var, genç bir nüfusumuz var. Ve bunun yanında sanayimizde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Ama en önemlisi Batman'da bugüne kadar belki çok bilinmeyen ülkemizde tekstil kenti olma özelliğini taşıyor. Yani petrolün yanında bugün daha çok gelirimizi günlük olarak hem istihdam olarak hem ticari bakımından daha çok tekstilden sağlıyoruz. Tabii tekstilin bu manada çok büyük bir önemi var. 2021'de de bu krizde de bu pandemi sürecinde de en çok bize faydası dokunan sektörlerden biri oldu. Tekstilde şu anda 40 bin çalışanımız var. Tabii bu çok önemli bir rakam. İstihdam açısından da TRC 3 bölgesi biliyorsunuz Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ve aynı zamanda da en çok işsizliğin olduğu illerden biri. Bu yüzden tekstile çok büyük önem verdik. Hatta organize sanayi bölgemizin içerisinde tekstile yer verdik. Ve yer vermeye de devam ediyoruz. Tabii 40 bin tane işçinin siz bugün asgari ücretten hesapladığınız zaman ayda 16 milyon 800 bin lira gibi 160 milyon 800 bin lira gibi sıcak bir paranın ilimize girişini sağlıyor. Bunun yanında 250 küsur firmamız var. Bunların da kazançlarını biz sayarsak her ay sıcak para 200 milyon TL Batman'a girmiş oluyor. Tabii biz fason çalıştığımız için bu para Batman'ın içerisinde dönen bir para değil. Bunlar dışarıdan gelen ve her ay sıcak bir para olarak giriyor. En önemli şeylerden bir tanesi de yine bu pandemi sürecinde çalışan insanlarımızın yaptığımız araştırmaya göre %51'inin istihdamın kadın, %49'un da erkek olduğunu görürsünüz. Bu da ülke açısından çok önemli ve ortalamada Türkiye'nin ilklerindeyiz. Tabii bunların yanında tarımımız var. Belki tarım kısmına
Arif Başkan'ın girer. Ben çok onun alanına müdahale etmek istemiyorum. Ama 2021'den beklentilerimizi de sonra söylerim. Bu pandemi sürecinde evet dediğim gibi bütün dünya, bütün ülke buna çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Ama Rabbime şükürler olsun en az sıkıntı yaşayan illerden bir tanesi Batman'dı diyebilirim. Evet. Teşekkür ederiz. Başka bir hemen aklıma gelmişken sorayım. Bu %1 kadın, %9 erkek nasıl oluştu? Erkekler çalışmak mı istemiyor da öyle bir şey oldu yoksa? Şöyle söyleyeyim. Eksik ağırlıklı olduğundan mı? Tamam. Şöyle söyleyeyim, bir şey daha söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de son yapılan nüfus sayımında Batman milletvekili sayısını 4'ten 5'e çıkarttı. Aslında tekstil burada bir sosyal sorumluluk projesi aynı zamanda. Yani ne yaptık biz? Daha önce köyleri kapatılan, yakılan veya bir şekilde terörden mağdur olan ve batıya kayan gençlerimizin tekrar ilimine geri geldiler. Ve bunların çoğu da fakir ailelerdi ve en çok da kız çocukları çalışıyordu tekstilde. Orada daha doğrusu kaliteli eleman olunca ve Batman'a bunlar kendi topraklarına geri dönünce burada da çok ciddi bir kalifiye eleman potansiyelimiz oluştu. Ve bunun içinde baktığınızda %51'in kadın, genç kız ve %49'un erkek olduğunu görürsünüz. Bu da bizim açımızdan çok sevindirici ve bu insanlarımızın Batı'nın varoşlarından kurtulup kendi topraklarına dönmesi de ayrıca bir güzel tarafı. Yani geriye göç başlatmış olduk biz Batman tekstili olarak. Çok iyi. Anlaşıldı. Yani işçi olarak da çalışıyorlar. Belki daha beyaz yakalı olarak da mı çalışıyorlar başkanım? Nasıl bir patron bile olanlardır. Çoğu zaten orada işi öğrenmiş. Usta olmuş, ustabaşı olmuş. Burada KOSGEB'den kütüp başlayarak ve çoğu da orada tekstilde çalışan ve bugün gelip iş yerini kuran insanlar zaten. Yani biz Batmanlar olarak burada oturanlar tekstili kurmadık. Zaten bilmiyorduk tekstili. Bu geride göçten geri gelenler zaten genelde kurdular. Yani şu anda hem patronlar hem çalışan hem beyaz yakalı hem tasarımcı hepsi kendileri. Çok iyi. Peki böyle mesela 50 kişinin üzerinde iş yapan, üretim yapan kaç tane firma vardır? Şu anda 252 tane firmamız var. 252 bunların toplam. İçerisinde evet 700 tane de çalıştıran var. En az da 80 tane çalıştırıyorlar zaten. Oo, zaten en az evet. 80 çalıştırıyor. Yok biz çok iyiyiz. Tekstilde gerçekten Türkiye'de biz herhangi bir ille yarışmak istemiyoruz. Herhangi bir ilin ismini vermek istemiyorum. Ama artık biz at başlarıyla değil tekstil, tarım ve hayvancılıkla anılmak istiyoruz. Özellikle de organik tarımla. Yani bunun için de çalışmalarımız var. Arif Başkan'ın bu konulara girecek. Dediğim gibi çok onun alanına müdahale etmek istemiyorum. Bana da söz gelirse bunlara da cevap ver. Ama bu güzel formülasyon oldu yani. O baktığınız zaman hani petrol tamam oradan çıksın. Ne güzel. Allah vergisi ama bizim öne çıkaracağımız ve anılacağımız Batman'ın üzerinde duracağız. Taç ayak bu. Bakın şimdi Ilısu Barajı'yla beraber biliyorsunuz 5 tane ilimizi kapsayan artık bir suni denizimiz var. Dalgıç turizmi, İnanç turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi. Yani Batman kabuğunu kırmış bir il artık. Evet bugüne kadar belki çok tanınmadık, belki çok anlanmadık, belki çok bizi bilmediler ama bundan sonra ve Sayın Valimizin de son birkaç tane ulusal basını Batman'a davet ederek, Batman'ı beraber göstererek Batman'ın nereden nereye geldiğini zaten yavaş yavaş Türkiye öğrenmiş oldu. Onun için Batman artık at başlarıyla anılsın. Tabii ki at başları bizim için çok önemli. Ama hayır, at başlarıyla değil, tekstille, tarımla, hayvancılıkla ve tekstil ve tarım ve hayvancılığa dayalı sanayiyle biz anılmak istiyoruz. Evet. O zaman Tokyo'nun Arif Güneş Başkan. Başkan bu arada özür dilerim başkan. At başı deyince şeyi kastediyorsunuz değil mi? Evet, at başlarındaki bizim ana adı o. Kuyuların ana adı at başları demek. Tamam, teşekkürler. Değişiyor da ama doğru. Evet. Peki bu kadar size atıfta bulunuldu Arif Güneş Başkanım. Sizden de tarıma dayalı sanayi dedi Abdülkadir Başkan. Dolayısıyla biraz hem 2021 değerlendirmesi istiyoruz hem de biraz bu tarıma dayalı sanayi de neler oluyor onları dinlemek istiyoruz.
Ben de tekrar size hayırlı yayınlar diliyorum. Bugün Batman'da oluşunuz, Batman'ı tanıdığınız bizi son derece memnun etmiştir. 2021 yılı zaten Kadir Başkan dediği gibi hem dünya hem ülkemiz için iyi geçmedi pandemiden dolayı. Fakat bunun yanında 2021 yılı ayrıyeten en fazla bölgemizi, Batman'ımızı bu yağışsız geçmesi nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşadık. Özellikle tarım ürünlerimizden. Biliyorsunuz Mezopotamya bölgesi, bu bulunduğumuz bölge her türlü tarıma elverişli. Ama her türlü aklınıza ülkemiz dünya için hangi ürün katma değer yönünde elverişliyse ilimizde, bölgemizde yetişmektedir. Pamuğundan, mercimeğinden, mısır ve buğdayından bütün bu ürünler Allah'a şükür hem de en iyi şekilde bölgemizde, ilimizde yetişmekte. Fakat 2021 yılı maalesef üzülerek söylüyorum %70 civarında bir rakorda da düşüş var. Ve o yüzden çiftçimiz gerçekten ciddi bir sıkıntı yaşadı. Bunu niye söylüyorum? Yani hem yaşadı hem önümüzdeki süreçte suyun ne kadar önemli olduğu ortaya koymak için bunu söylüyorum. Yani şimdi su var mı? Var. Ama ulaştıramıyoruz. Yani her yere, her alana suyu yetiştirebilirsem bugün inanın ki ithal değil, bütün ürünleri ihraç edecek seviyede arazilerimiz var ve arazilerimizin müthiş bir verimi var. Fakat maalesef bu sulama özellikle de bölgemize ve Batman'da ben mesleğim olduğu için söylüyorum, biz bütün tekstil fabrikalarına pamuk yetiştiriyorduk. Şimdi bu oran %10'lara, belki %5'lere düşmüş. Bu susuzlukta ve girdilerin yüksek maliyetlerin yüksek oluşunda. Eğer bu suyu damlama sistemiyle çiftçimize, köylülerimize bu katkıyı sağlayabilirsek bu ülkemiz için, bölgemiz için ve ilimiz için çok güzel olacak. Ve bu mutlak surette efendim. Başkanım affedersiniz kestim gibi oldu ama hani ne kadardır o damlama sulama şu anda Batman'daki tarım içindeki payı nedir? Çok mu küçük? Sulama alanı mı? Evet. Ben tam rakam vermeyeyim. Fakat çok az bir, yani bu özellikle sol sahil sulama şeridi dediğimiz Malabade'den bu özellikle Batman ve yöresine bayağı bir işlem yapıldı fakat maalesef su akmıyor. Daha suya açılmadı. Yani bu eğer bu kanallar, mevcut kanallar hizmete açılırsa bu dahi bize yeter. Ama biz önümüzdeki süreçte bu betona koyacağımız maddiyeti çiftçilerimize, ben ilahim Batman için, şimdi bugün Batman'ı konuştuğumuz için Batman diyoruz. Yani bu çiftçimize yönelmemiz lazım. Bu çiftçinin kazancı Edirne'nin kazancıdır, Batman'ın kazancıdır, ülkemizin kazancıdır. Onun için sulama, damlama sulama ve çiftçimize bu konuda iyi bir teşvik, iyi bir yardım etmemiz lazım ki hem bölgemiz, hem çiftçimiz, hem eskisi gibi bir pamuğa dönüşelim. Ben 3 saat, yani 8 pardon özür dilerim, 3 vardiya 24 saat yetiştiremiyorduk pamuk işletmekte. Şimdi fabrikalarımıza kilit vurmuş, pamuk yok. Ve pamuk da çok önemli bir ürün olduğunu siz de biliyorsunuz. Ve bizim şimdi o alanlar hepsi mısıra dönüşmüş. Ve inanın var ya, o sulu yerler
bu öyle bir vahşi sulama yapılıyor ki hem toprak gidiyor hem mısır da önemli midir? Mutlaka önemli. Fakat pamuğun %10'u kadar önemli değil. Ben bu işin içinde olduğum için biliyorum. Onun için ivedilikle çiftçimize dönüş yapmamız lazım. Hayvancı, bir de şunu söyleyeyim. Bakın, evet at başı bizim için çok önemli. Petrol deyince Batman, Batman deyince petrol. Petrolün %51'i Batman'da çıkıyor. Tamam. Biz bununla gurur duyuyoruz. Hem ülke olarak hem Batman olarak. Fakat hayvancılıkta da çok öndeyiz. Yani bugün Batman'daki besiciler inanın ki belki Kars'ta yok. Ama maalesef nerede? Ahırlarda, bodrumlarda, dışarıda bu. Mesela biz gerçi sağ olsun Sayın Oğalımız, gerçi yine biz ben yine Sayın Bakanımızda, Tarım Bakanımızda huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ben 2 yıl önce denmiştim Batman'da bir organize hayvan sanayisinin açılması için. Sağ olsun Tarım Bakanımız uygun gördü ve hemen yetki verdi. Sayın Valimiz de sağ olsun çok seri bir şekilde Kadir Başkanım, biz böyle seri bir şekilde bu organize hayvan sanayisini hayata geçirmeye. Çünkü Batman'da besici çok. Ve biz Diyarbakır'ı, İstanbul'u hemen hemen besleyen illerin başında geliyoruz Batman olarak. İnşallah bu da, biz şimdi şu anda görüşmeler yer temini ama seri bir şekilde o da hayata geçmesi lazım. O da Batman için önemli ve bizim için ve ülkemiz için önemli. Tarım ve hayvancılık biliyorsunuz hem ülkemiz için, geleceğimiz için bu iki şeyin üzerinde durmamız lazım. Şimdilik ben bunlara yani değindim. Başkanım, bu OSB için yer tahsis sürecindesiniz anladığıma kadarıyla. Yer tahsis herhalde edildi, çalışma var. Fakat evet, daha yani biraz daha seri gitmemiz lazım. Yani evet, sağ olsun bak bu işin başında da Kadir Başkan, Sayın Valimiz var, beraberiz. Yani bunu biraz daha hızlandırarak bir an evvel besicilerimizle buluşturmamız lazım. Evet. Peki bu konuda yatırım yapmak isteyenler var mı? Talep var mı? Tabii tabii ve şimdi de millet yani biz hayvancılık ve tarım bölgesiyiz. Olmaz olur mu? Şu anda Batman nüfusunun %15'ini yörükler yani köçerler iştigal etmişler. Hepsi bunların mesleği hayvan beslemek, besicilik. Ve biz bunlara destek olursak inanın ki ya biz, ben hatırlıyorum ben 80'li yıllarda, 85 yıllarında dericilik yapıyordum. Gaziantep Uşak'ta. O zaman biz kuzu eti bu her gün ihraç ediyorduk. Şimdi bu 500 kilo, 1000 kiloluk sığırları ithal ediyoruz et yemek için. Böyleyken böyle bir duruma düşmüşüz. Ya bunlara sahip çıkmamız lazım. Tarım ve hayvancılığa özellikle. Peki başkanım, göçerler hala kültürlerini sürdürebiliyorlar mı? Tabii. Onlar değişmemedi. Kültürlerine gayet daha böyle dikkatli bir şekilde sürdürmektedirler. Yani hepsi de inanın ki gelin Batman'ın en güzel semti Kadir Başkanım evet diyecek. Havlularında, bodrumlarında hayvan yetiştiriyorlar. Yer yok. Biz bunlara yer açmamız lazım. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Ya bizim ülkemizin olmasa olmazı hayvancılık ve tarımdır. Ve biz bu son zamanlarda mesela Batman'da şimdi fıstık deyince akla Antep Siirt geliyor değil mi? Evet. Bakın 1-2 yıl sonra biz ambalajda Batman fıstığını inşallah göreceksiniz. 100 bin hektarın üzerinde fıstık alanı ekilmiş. Ve bu %25-30'u verim vermek veriyor. 1-3-5 yıl sonra böyle Batman fıstığıyla, gerçi gene ismi Siirt olsun önemli değil ama katma değeri yüksek bir ürün elde etmiş olacağız Batman olarak. Ve bunun yanında Kadir Başkanım sağ olsun, sağ sonun o değinecek diye, sağ sonun çileğinin
coğrafi işaretini aldım. Ben de bu bizim meşhur bir üzümümüz var. Mazrona diyoruz Kürtçe. Şire üzüm. Biz bunun coğrafi işaretinden müracaat etmişiz ve bunun yaygınlaşması için yine sağ olsun Tarım Bakanlığımız, Sayın Valimiz bu sene yüzlerce insana şey verdi, bu mazrona üzümü yaygınlaştırmak için. Yani, yani iki tane mi olacak başkanım? İnsanlara sahip çıkarsa işsizliği de önleriz, katma değer de sağlarız. Hem ülkemize hem kendimize. Evet. Evet. Evet başkanım. O zaman ben Kadir Başkanıma da döneyim. Aslında turizm penceresi açtınız biraz önce. Turizmden bahsetmek istiyorum ama çok kısa şey soracağım. Coğrafi işaretli ürün sayımız, yani sizin Sason çileğinin ardından bu üzüm çeşidine alınacak iki tane mi coğrafi işaretli ürünümüz olmuş? Maalesef üzülerek söyleyeyim. Bugüne kadar Batman'da herhangi bir coğrafi işaret alınmamıştı. Evet. Ali Başkanımızla beraber birer tane ben Sason çilek için coğrafi ticaret odası olarak Arif Başkanım da Gerdüş mezronesi olarak borsa olarak başvurmuşlar. Biz çilek coğrafi işaretimizi aldık. Tabii Sason çileğimiz... çileğin özelliği nedir başkanım diğerlerinden ayrı? Şimdi burada bir cennet vatanının bir parçasındayız. Gerçekten her ilçenin kendine has aromaları var. Yani bugün Sason'da yetişen çileğin kendine çok özgü bir aroması var. Yani Türkiye'deki en çileklerin en güzeli, en mayosu, en lezzetlisi Sason çileğidir diyebilirim. Şimdi Gerdüş'e gittiğimiz zaman mezrone üzümü hakeza. Şiri pekmez üzümü, çok şeffaf, sofralık üzüm ve günlük tüketilmesi gereken bir üzüm. Şimdi öbür tarafa, Beşiktaş tarafına gittiğiniz zaman Cefan kavunu diye bizde bir kavun var. Biz buna yerli kivi deriz. Yani çok büyük değil. O toprağın dışında herhangi bir yere ektiğiniz zaman o tadı vermiyor. Yani toprağın hepsinin kendine göre has özellikleri var. Yani hani hiç İstanbul'a ya, gelmiyor mu o kivi başkanım ya? Evet evet İstanbul'a geliyor. Şey satılıyor. Arada bir geliyor. Neydi? Fatih'te. Fatih'te bir doğu pazar. Evet Fatih'te bir pazar var. Fatih'e giderseniz orada siz zamanında Cefan kavununu bulursunuz. O da oraya ben kadar. Bir de şimdi Zivzik narı. Zivzik narı mesela. Evet o da çok meşhur. Zivzik narı Siirt'in değil midir ya? Siirt'in ama fark etmez yani. Ha, Batman, aynı. Siirt, orada da var biz yani. Biz Batman Edirne'de ayırtmayız. Toprağın, her toprağın kendine has özelliklerinden bahsediyoruz. Evet. Mesela Zivzik narını getirip Batman'a diktiğiniz zaman aynı sonucu alamıyorsunuz. Yani onun için mesela diyelim ki Aydın inciri Batman'da çok olmuyor. Ama bizim Hasankeyf incirimiz de var mesela. Çok meşhur ama tabii barajın altında kaldıktan sonra daha yeni yeni üretimler başlayacak, dikmeler başlayacak. Allah'ın izniyle ilerideki zamanda da ondan da bahsedebiliriz. Evet. Şimdi Sason çileğinin farkı ne başkan? Valla keşke olsaydınız ikram etseydim. Yeseydiniz de tadını anlasaydınız. Hayır, daha çok reçellik midir, sofralık mıdır o anlamda soruyorum. Sofralıktır. Bunun kurutması da yapılıyor, bunun reçeli de yapılıyor. Organiktir. Bizim insanlarımız henüz çok ticari bakmadıkları için tamamen organik yetiştiriyorlar. Ve burada çoğu da zaten yurt dışına gidiyor. Çok fazla piyasaya da satılmıyor. Hani zaman zaman Batman'ın çıkışlarında yollarda görürsünüz ama aslında onlar biraz insanları kandırıyorlar. Çok da Sason çileği falan değildir yani. Bizim o çilek genelde dışarıya zaten ihraç ediliyor. Ve her sene biraz daha fazla ekiliyor. Çünkü o zaman biz bunu tütüne alternatif olarak ben coğrafik işaretini aldığımda coğrafik sertifika töreninde şunu demiştim. Ben daha önce İl Genel Başkanıydım. Biz o zaman fide vermiştik. Bugün de tescilini yaptık. Rabbime şükürler olsun. Dikiminde sofrasına kadar her tarafında emeğim var. Onun için de o gün çok gururlanmıştım. Ne güzel. Ne güzel evet. Gerçekten. Bir de bir konuya değineyim ben de isterseniz. Buyurun. Buyurun. Bu belki Kadir Başkanım unuttu söyleyecek. Bu Zivzik narıyla mazrone üzümü 2 veya 3 yıl Antalya'da Yörex fuarına sizin oraların nesli meşhur. Adı altında bir
fuar düzenliyor ve gerçekten ülkemiz için çok önemli bir fuar ve bu fuara ben hatta üzüm biraz bu zamanı geçmesine rağmen biz tarım müdürlüğüyle bir çalışma yaptık. Fuara o üzümü getirmek için bir sakladık yani üzümü ve o üzüm inanın ki katılımcılar tabii o üst düzey katılım var, bakan, işte belediyeler hasıl, Türkiye'deki bütün oda borsa başkanları filan ve biz bu ürünü mesela Rıfat Başkan, o zaman geçmiş Gümrük Bakanımız bu ürünleri yedirdik. Batman mıdır? Evet Batman. Hakikat Batman'ı. Evet Batman ürünü. Böyle de Tadi Başkan'ın dediği gibi aroması böyle güzel bir iki ürün. Evet, başka evet. Çeşit ürünlerimiz var mı? Var. Evet başkanım. Buyurun. Evet. Ali Çandır Başkan'la Davut Çetin Başkan'ın da kulaklarını çınlatmış olduk. Sana emeği var Ali Çandır. Fuar için. Peki Kadir Başkanım aslında dedik ki bir turizm penceresi açtınız. Biraz önce dalgıçlıktan bile bahsettiniz Ilıca Barajı'nda. Biraz bize turizmle ilgili çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Şimdi dediğim gibi Hasankeyf çok tarihi bir kent. Çok bir sürü medeniyetlere beşiklik yapmış bir kent. Tabii Hasankeyf Ilısu Barajı yapılmazdan önce biliniyordu ama bu kadar insanların geldiği gördüğü aslında bir yer değildi. Ama ne zaman ki Ilısu Barajı projelendi, o zaman sosyal medyada ve basında görsel yazılı basında işte Hasankeyf sularının altında kalıyor denilince insanlar bu Hasankeyf nedir bir gidip görelim dediler ve daha çok da yerliler. Şimdi geldiler gördüler. Aslında Hasankeyf bugün daha çok değerli. Biz dünyada olmayan bir sistemle biliyorsunuz tarihi eserlerimizi müze alanlarına taşıdık. Yani belki dünyada bir ilkti ve çok büyük rakamlar harcanarak bunlar yapıldı. Biz o kümbeti işte minaresiydi bilmem neydi onları bir suyun altında bırakmak istemedik. Şimdi bunun yanında Hasankeyf'in aslında şu an turizm olarak bundan sonra dalgıç turizmi inanılmaz rolanslı olacak. Çünkü neden? Bir sürü mağaramız var. Suyun altında kalan artık bir şehir suyun altında bu mağaralarda çok çeşit yerel balıklarımız yani çok Türkçe'de ismi olmayan hakikaten sofraya getirdiğinde çok lezzetli ve kuzu eti gibi bembeyaz çok büyük sırt kılçığı olan balıklarımız var. Yani insanlar bunların yuvalarını görecek. Bunları işte şeylerin altında neler yapılıyor onları görecekler. Onun için dalgıç turizmi çok önemli ve Hasankeyf'in üst kısımları yine sular altında kalmadı. Eski kalemiz var işte bir sürü orada da görülebilecek alanlarımız var. Onun için turizm inanç dediğim işte orada inanç turizmimiz var. Evet ne kadar Batman toprakları içerisinde olmazsa bile Veysel Karani Hazretleri var. Batman'a çok yakın 40-50 kilometrede. Onun için bölgede bayağı bir turizm adına yapılacak etkinliklerimiz var. Ve bunları da bundan sonra inşallah Batman ilinin valisiyle, STK'larıyla, devlet kurumlarıyla bir araya gelip bunu bir daha ileri bir safhaya taşıyacağız inşallah. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum Arif Başkanıma. Şimdi biraz önce dediniz ya her yer var, her şeyde yetişir. Yani Batman'ın toprağı bu anlamda son derece zengin, mümbit yani. Peki başkanım yani şu ana kadar gelişememesinde, yeterince gelişememesinde diyelim temel etken yani damlama sulama mı oldu? Mesela diyorsunuz ya pamuktan biz çok fazla Mısır'a doğru döndük. Bunlara ne neden oluyor? Bir master plan mı lazım? Yani ticaret borsamız sizin liderliğinde bununla ilgili bir çalışma yapıyor mu? Yani nasıl bir yol haritası var Batman tarımının? Çünkü Abdülkadir Başkanım da yani 3 tane sacayan 3 bacağını saydı. İkisi yani hayvancılık ve tarım. Yani böyle baktığımız zaman
bu konu çok ön plana çıkıyor. Kapitalist diyebileceğimiz işletmeler geliyor mu? Yani daha böyle büyük ölçekli işlere giriliyor mu, yoksa esas olarak böyle üreticimizde, çiftçimizde midir ana konu? Neler oluyor yani, o konuda projelerde varsa paylaşır mısınız? Şimdi şunu söyleyeyim. Sulama deyince tabii ki yalnız sulamayla doğrudur, bitmiyor. Yani bunun evet. yanında yıllardır söylüyorum. Çiftçimizi bilinçlendirmek lazım. Çiftçimizi iyi tarıma, verimli tarıma alıştırırsak, yetiştirirsek çok fark eder. Ben bunu da çok iyi bildiğim için iddialı konuşuyorum. Mesela adam yani ekiyor. Yani toprağını analiz etmeden, neyi nereye ekeceğini bilmeden, efendime söyleyeyim ne kadar su vereceğini bilmeden, hasap kitap yapmadan tevekkülullah ekiyor. O Allah ne verdiyse. Halbuki diyorum ya, ben ne kadar 25 yıl önce biz ben 23 yıllık oda başkanıyım, birazcık eskiyim. Mesela biz Batman'da pamukta 300 kilo verim alınca, ben Antakya'da evet. toplantılara gittiğim zaman 500 kilo alınıyor. Bugün aynı toprak 700-800 kilo. Şimdi mühim olan kaliteyi yakalamak, verimi artırmak. Yani evet, destek de devlet versin. Biz devletin desteğini de istiyoruz ama destek yetmiyor. Kalite ve verim. Bunu yakaladığın zaman vallahi devlet destek vermezse de sen kazanacaksın. Biz bununla ilgili çok çaba, ben yani tabii bir kişi tek başına bir şey yapamaz. Mutlaka tarım müdürlüğüyle, paydaşlarla, ziraat odalarıyla bu işi halletmemiz lazım. Bunu yaptığımız zaman inan, ya ben mesela bir ara pamuk alıyorum. Şimdi bir şöyle, bizim iklimimize göre bizde yetişen pamuk Ege tipi. 30 numara kaliteli ip çıkıyor. Bu ip nereye gidiyor bizimki? Vallahi Lakos, Beyman fabrikalarına. Ama toplamada yanlış hata yaptığımız için bir mal gönderdiğimiz zaman ikinci mal geri dönüyor. İşte bu toplamada bir naylon torbayla bu pamuğu topladığımız zaman bir parça naylon binlerce parçacığa dönüşerek kumaşın içine giriyor ve kumaş boyaya girdiği zaman otomatikmen defoli mal çıkıyor. Eğer biz mesela bu, yani bu da nedenlerden biri. Bunların önüne geçersek kaliteyi yakalamış oluruz. Bunun yanında iyi tohumla, sertifikalı tohumlarla alanımızı ekersek verimi elde etmiş olacağız. Bunun yanında da devlet de sulamayı hal ederse oh kebap. Yani bu çiftçimiz için, ülkemiz için çok önemli bir iş yapmış olacağız. Çok önemli bu nedenler. Bu bir konuya da belki sonra soracaksınız, unutmadan ben söyleyeyim. Belki sesinizle ilgililere duyuracağız. Yine 20 yılın üzerindedir. Her görüşmede, her toplantıda, her bölge toplantısında dile getiriyorum. TKDK'nın Batman'a verilmemesi bizi fazlasıyla üzüyor. Ve geçen Urfa'da ben kendimi tutamadım. Ya Urfa, Diyarbakır, Mardin. Ya arkadaş, siz zaten bundan sonra versin Batman, Şırnak. Ya buraya versinler. Bu üç il daha genç, dinamik, daha fakir insanlar var. 20 yıl size verilir, 20 yılda, 10 yılda bu illere verilsin. Biz de yararlanalım. Bir de cazibe merkezi. Yani Batman cazibe merkezi demeyeyim. Batman her yönüyle, insanlarıyla, verimiyle, her yönüyle cazip olan bir ildir. Cazibe merkezinde değiliz.
Bunlar da ben Lina sizin kanalınızla duyurmuş olayım. Ne kadar bir toplantı olursa dilimin döndüğü kadar bunu gündeme taşıyacağım. Ama olur ama olmaz. Bunu da sizin kanalınızda söylemiş olayım. Bu da bizim tarıma değerli sanayicilerimiz için çok kıymetli. Yani Batman'da yok mu? Batman'da ablası var. Hem tarım varsa tarıma değerli sanayi de. Mesela kırsal Dicle Kalkınma Ajansı. Ya gittiler bilmem Mardin'de merkez. Bilmem o biri Diyarbakır'da. Ya arkadaş Batman'da da olsun. Bir iki Batman'da da olsun. Yani bunun savaşını vermemiz lazım. Evet. Ben bunu sizin kanalınızla yine bu sıkıntılarımızı, isteklerimizi duyurmuş evet. olayım. Arif Başkanım, müsaade ederseniz ben de küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında TK dediniz, hemen açalım. Tarım ve kırsal kalkınmayı evet, destekleyen evet. bunlar tarımsal kırsal destekleri özellikle AB fonlarıyla da katkı sağlıyor. Gerçekten önemli destekler kırsal kalkınma için. Bunu da bir açmış olalım izleyicilerimiz için. Ne diye merak eden olursa TKDK. Ben yarın bir proje yapacağım. Biz çok önemli borsa olarak bir projemiz var. Ne var? 120 dönüm içinde lisanslı depoculuk var. Akredit olacak. Hakem bir laboratuvar. Satış salonu, satış masası, salonu dijital. Yani bizim ürünlerimizi Ankara'daki bir ürün fabrikası ihaleye girecek, alacak bir sistem yapmak için uğraşıyoruz. Yıllardır yıllarımızı verdik ve inşallah çok yakın bir zamanda temelini atacağız. Şimdi bu TKDK olsaydı biz de yararlanacaktık. Yani niye yani hep niye komşu illere niye bize olmasın? Acaba bunu bence Sayın Cumhurbaşkanımız farkında değil. Farkında olsa bu adaletsizliği gidereceğini zannediyorum. Ben yine sizin kanalınızla duyurayım belki inşallah. Sayın Başkan, onların lobileri güçlü demek ki, sizin lobiniz zayıf. Mutlaka zaten neden o? Bu bu sistemde Abdülkadir Başkan'a en fazla evet. yani başı çekiyorsa bunu bir de aynı zamanda Abdülkadir Başkan'ı kent konseyi başkanı yapmasan arkadaş şikayet edeceğiz seni tabii. Evet, okula hücum edelim Ankara'ya. Ağlamayan bebeğe mama verilir mi Allah aşkına? Ama ağlamayan buyurun söyleyin, ben sonra söyleyeceğim. Ben biraz da, yani bir gün ben Mehmet Şimşek bakanken Rıfat Başkan bir geziye geldi toplantıya. Şimdi kültür merkezinde toplantı olacak. Ben de yani biz böyle kağıda bakmadan her şeyi söyleyemiyoruz. Yani açık söyleyelim. Ondan sonra da bir konuşmamı bakana göre hazırlamışım. Biz yola girdik. Konuşma toplantı yerine gideceğiz. Bir haber geldi. Bakan Bey Sason Çilek'in festivaline gitmiş. Siz programını yapın, ben bilhara katılacağım. Biz de otobüsteyiz. Rıfat Başkan'ın yanında oturmuşum. Ya dedim başkanım, vallahi ben konuşmamı bakana hitaben konuşmuşum. Ne yapalım? Dedim ne yapalım, işte derdimi sana anlatıyorum. Dedi o zaman Kadir Başkan konuşsun. Sonra ben konuşayım. Sonra bakan gelince sen konuş. Hatta onun kurmayları kabul etmedi başta. Dedi ben söylemişim. Kadir Başkan konuştu. Rıfat Başkan konuştu. Bu arada bakanımız salona teşrif ettiler. Yine bu takadakayı böyle dilinin döndüğü kadar gündeme herhalde Rıfat Başkan'ın kulağına işte Mehdi Bey'in bana şakazlığı bile ne demişse. Yani peşindeyiz. Bu işin peşinde koşacağız. İnşallah Kadir Başkan'la beraber bu işi halledelim. Bu bize nasip olsun. İnşallah. Şimdi biraz talep, biraz sitem, bunların içerisinde sataşma var. Bir espri yapayım.
Siz hiç ambarda fabrika gördünüz mü? Depoda fabrika. Benim var. Duymadıysanız, görmediyseniz. Nasıl duyun. Oluyor o başkanım ya? Ya Batman'a gelip gösterebilirim. Gelip çekimi yapabilirsiniz. Fabrikam hazır. Ama kuracağım yerim yok. Evet. Bu kadar da güzel bir ildeyiz. Ve bu kadar da yatırımı seven insanlarız. Şimdi 8 yıldır başkanım. Arif başkanım gibi 20-30 yıllık değilim. Ama geldiğim günden beri ikinci bir OSB için mücadele ediyorum. Ama maalesef hala başaramam. Tekstil cazibe merkezi için bakın diyorum 40 bin çalışanım var. 250'nin üzerinde firmam var. Batman'ın 600 bin nüfusunu düşünürsek her çalışan 5 tane aile 5 nüfusla çarptığımız zaman Batman'da yürüyen 3 kişiden biri tekstilden geçiyor. Ama hala biz bir tekstil cazibe merkezini oluşturamadık. Şimdi bunlar bizim avantajlarımız. Peki dezavantajlarımız yok mu? Dezavantajlarımız da var. Diyelim ki yarın Bursa dedi ki ey tekstilciler ben size şöyle bir imkan geliştiriyorum. Tekstil toplandı gitti. Zaten ben en fazla işsizliği olan ilim. Bu zaman sosyal patlamaya sebep olurum. Biz ne yapalım dedik? Tekstil cazibe merkezi oluşturalım. Tekstilcinin altını elini taşın altına koyalım. Burada bir yatırım yaptırtalım ki bu tekstil kalıcı hale getirsin. Kalsın. İkinci bir şey. Şimdi biz çok güzel topraklarımız var. Arif Başkanım anlattı. İşte sol sulama sahiliyle beraber. Arkadaş mısır ekmeyelim. Topraklarımız vahşi sulamayla sulanıyor. Çoraklaşıyor. Biz bu kadar tekstil varken burada yapmamız gereken nedir? Pamuktur. Pamuk ekmemiz ben lazım. Ben de tam onu söyleyecektim başkanım yani. Evet. Pamuk fabrikası kurmamız lazım ki biz burada tekstili kalıcı hale getirelim. Burada evet. Bir marka oluşturmamız lazım ki biz fason üretimden kendimizi kurtaralım. İstanbul firmaları 5 dolardan bir parça başını tutarken bana 1 dolar veriyor. O oturduğu yerde bilgisayarın başında yazarak 4 dolar kazanıyor. Buradaki insanlar yine mağdur oluyor. Her zaman olduğu gibi. Hani eskiden bu sözü söylemek bile suçtu. Güneş doğudan doğar, doğu hala karanlık. Ya güneş doğudan doğuyor ama para batıya gidiyor. Yani işi yapan biz, parayı kazanan batı. Yani bu Allah'tan reva mıdır? Biz söyleyince zaman zaman da terörist oluyoruz. Biraz önce kim bahsetti? Mezopotamya. Şimdi ajans kurulduğunda ben de ajansın yönetim kurulu üyesiyim. İsim koyacağız ajansa. Dedim ki Mezopotamya olsun. Bana Sirt valisin sen bölücüsün dedi. Dedim ki sayın valim. Şu anda oturduğumuz toprakların adı ne? Şu an oturduğumuz toprakların bana genel adını söyler misin? Mezopotamya. Şimdi biz buradan buraya geldik. Rabbime şükürler olsun. Şu anda eskiden ben bunları size söyleyebilir miydim burada? Aslında tövbe. Söyleyemezdim. Hiç olmasa biz bilmem merhale atlattık ama hala eziliyoruz. Hala ihtiyaçlarımız var. Hala bize sahip çıkılmıyor. DDK'da toplantısına video üzerinde katıldım. Avrupa'dakiler de katılmıştı. Siz bunları neye göre paylaştırdınız? Siz bu illeri neye göre aldınız? Dediler ki sosyal gelişmişlik ve milli gelir. Ya en düşük pay alan benim zaten. Hayır. O gün siyasi güçlere göre, o gün milletvekillerin yapısına ve gücüne göre dağıttınız. Peki bizi katın, ilave edin dedik. Biz katsak da yine aynı para gelecek. Gelsin bana ne kardeşim? 51 tane il mi alıyor? 52 olsun. Biz de onlar kadar alalım. Ama yok. Yok olmuyor. Bizim sadece söylemekle kalıyor. Şimdi ben söyleyeyim. 2022'de ne yapmamız lazım? Çok evet. Önemli değil mi? 2022'yi de konuşacağız. Evet. Şimdi yanı başımızda iki tane devletimiz var. Bir Suriye var, bir Irak var. Allah izin ver de bu savaşlar ömür boyu sürecek değiller ya. Bir yakın tarihte bu savaşlar biter. Ülke ve bölge olarak bir Suriye'nin inşasına kendimizi hazırlamalıyız. Çünkü yeniden bir ülke kurulacak. Yine Avrupa'daki, Amerika'dakiler gelsin, orada bütün işleri alsın. Biz de sadece onlara gidip işçilik mi yapalım? Hayır, ülke olarak buna hazırlanmalıyız. Bunun için biz kendi fabrikalarımızı kurmalıyız. Yani biz bu ülkeleri başkalarına bırakmamalıyız. Çünkü orada hepimizin akrabaları var. Aynı inançla, aynı kültürle, aynı bakışla. Biz zaten onlarda kendi pazarımızı kurmak çok kolay. Bu Amerika değil, bana İngilizce lazım. Ben orada kime gideceğim, nasıl pazarımı kuracağım? Hayır.
hepimizin burada oturan insanların orada akrabaları var. Aynı dili konuşuyorum, aynı kültürü paylaşıyorum, aynı inancı paylaşıyorum. Benim orada pazar bulmam zor değil. Onun için biz 2022 hem bölge hem ülke olarak biz kendimizi özellikle Suriye ve Irak'ın inşasına hazır hale getirmeliyiz. Orada bir an önce barışın sağlanması, insanların geri gitmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Ülke olarak buna zemin hazırlamalıyız. Bunları eğer biz yapmazsak yarın biz her şeyde olduğu gibi treni kaçırmış olabiliriz. Geç kalabiliriz. Ama maalesef benim gördüğüm kadarıyla böyle bir çalışma yok. Şimdi böyle mi olmalı yani? Olmamalı. Yani ben Mardin'den tabiri caizse kas bıraksam Nusaygin'den Irak'a geçecek. Suriye'ye geçecek. Yani şimdi biz buna hazırlıklı olmalıyız. Ben bunu her toplantıda söylüyorum. Ama maalesef ben gördüğüm kadarıyla hiçbir şey yok. Ben depoda fabrika. Ne zaman kuracağım, onu hazır hale getireceğim. Oysa buraya öncelik tanınması lazım. Prosedürlerin aşağı düşürülmesi lazım. Öbür taraflarda o sebeler 5 sene sürerken ben de 1 sene, çünkü benim buna aşırı ihtiyacım var. Öbür taraflarda o sebeplerle türlü altyapı yapılmış, yatırımlar yapılmış, yatırımcı bulamıyor. Ben de fabrikamı hazırlıyorum, depoya koyuyorum. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Biz sizin vesilenizle bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Ama bizim sadece söylediklerimiz bize kalıyor. Ya Allah var yani. Başkan olmuş. Başkan, depoda duran fabrika bir fabrikanın ilk yatırımı mı yoksa sıfır fabrika yatırımı sıfır, olarak mı bekliyor? Sıfır fabrika. Buyurun size davet ediyorum. Bir çekim. Mebrem yalıtım malzemesi. Bütün yalıtım mebrem. Evet. Ve bölgenin en iddialı fabrikasıyım. Yapmışım, getirmişim ama üstünü kapatmışım. Dünyanın masrafını yapmışım. Yağmurdan korumak için. Geri dönüşümlü büyük ölçüde. Geri dönüşümlü başkanım. Yok, hayır, geri dönüşüm yok. Biliyorsun ana ham maddesi onun petroldür, asfalttır. Zaten bakmamda petrol asfalt üretimimiz var. Aslında başkanım çok önemli bir şeye dikkat çekiniz. Ben 2013 yılında Türkan FETÖ'nün bir toplantısı için Batman'ı ziyaret etmiştim. Ve gerçekten önemli inşaat projeleri görüp çok şaşırmıştım. Yani Ankara'daki gibi işte İstanbul'un herhangi bir işte uzak semtinde böyle toplu konut yapılmış gibi çok kaliteli pek çok konut vardı. 2013 yılında beni şaşırtan şeylerden biri de oydu. Aslında inşaat malzemeleri ve inşaat sektörü konusunda da bildiğim kadarıyla Batman önemli üretimlere imza atıyor. Sizde bu yalıtım yatırımı da onun devamı niteliğinde. Yani aslında gayrimenkul sektörüne yönelik de bir inşaat malzemeleri üretimi var kentte anladığım kadarıyla. Var. Şimdi bizde bölge insanının 2 tane büyük özelliği var. Sevdiği 2 şey var. Oturduğu ev, bindiği araç. Bunlar bizim için olmazsa olmazlarımızdır. Yani ekmeğimiz olmasın, altında güzel arabamız olsun, oturacağımız ev çok mükemmel olsun. Böyle bir hastalığımız var bizim. Şu anda da tabii birkaç yıldır Batman'da yeni imar alanları yoktu. Şimdi aslında siz bu son doların dövizin yükselmesi olmamış olsaydı önümüzdeki sene 2022'de Batman'a gelseydiniz bir Batman daha görmüş olacaktınız. Yeni imar alanlarımız açıldı ve ciddi manada şu anda yine yapılaşma olacak. Tabii bunun yanında inşaat sanayi bizde çok önemli ama dediğim gibi biz inşaat sanayi sadece Batman için yapmıyoruz. Ben şahsen sadece ihracat düşünüyorum. Türkiye'ye de düşünmüyorum. Çünkü ben dediğim gibi Suriye bizim için çok ciddi bir pazar ve çok kısa bir mesafede ve her türlü pazarımızı kendimiz oluşturabiliriz. CEO'ya da gerek yok, belki çalışana da gerek yok. Evet, kurumsal firmalarda olması gereken bir şey ama ben yani en bilmeyen insanımız arabasına biner gider Suriye'deki pazarını kurar, satışını yapar, parasını alır gelir. Onun için ülke olarak biz buna hazırlanmalıyız. Sadece Batman olarak konuşmuyorum. Ülke buna bir hazırlık yapmalı. Hem Suriye hem Irak için. Onun için 2022 çok önemli bize. Biz bu bağlantıları yapmak durumundayız ki inşallah 2022'nin ilk çeyreğinde de ben artık normal ticaretim orayla yapılabileceğini düşünüyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Çünkü medyada duyduğumuz kadarıyla şu anda çok büyük ciddi bir şeylerin olmadığı, sistemin yavaş yavaş oturduğunu görüyoruz. Ki inşallah böyle olur. Bir an önce de orada tamamen bu
savaş ve terör örgütleri çıkar biter ve biz de onunla iyi bir ticaret yapmış oluruz. Her ne kadar hükümet ve oradaki hükümet birbiriyle çok diyalog içerisinde olmasa bile Rıfat Başkanım'ın bir sözü var. Der ki iş dünyası savaşla başlatır, iş dünyası savaşla bitirir. Biz inşallah savaşı bitiririz. Yaptığımız ticaretle onu bitiririz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bir taraftan da programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biz geleneksel olarak şöyle yapıyoruz Sayın Başkanlar. Sayın Vahap Munyar ve Hakan Güldağ'dan bir değerlendirme ve son sorularını alıyoruz. Sizden de hem soruları yanıt hem de Türkiye'ye bir mesaj istiyoruz ve programımızı kapatıyoruz. Ben onun için büyüklerime döneceğim. Vahap Bey, sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Açıkçası şimdi Batman hep daha çok devlet ya da kamu çalışanlarıyla falan bilirdi Türkiye. Şimdi özellikle tekstille birlikte ciddi bir sanayileşme gelmiş. En azından hani bir konfeksiyon tarafı iyice oturmuş ve de belli ki daha da fazla yatırım olacak. İşte Sayın Başkan'ın kendi yatırımı gibi. OSB'de yer yok. Yeni OSB planı için devletin bir an önce adımını atması gerekiyor. Arazinin ayarlanması için, alanın ayarlanması için adımın atılması gerekiyor. Bunu sık sık dillendirmemiz gerektiğini gördüm bir kere daha. Bir de bu hakikaten depoda bekleyen fabrikayı merak ettim. Denk düşerse mutlaka gidip göreceğim. Sizleri Batman'a davet ediyorum. Bir çekim yapın. Açılmadan, gündem olsun. Fabrika evet. Açılmadan. Açılması da kolay hemen böyle bir kayıt olmayacak. Bu kadar ciddi yatırımcı olduğumuz işte. Evet, evet. Yani onu gidip bir an önce görmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla Batman'da bir heyecan var. Hem tarım tarafında heyecan var, hem sanayi tarafında heyecan var. Bu heyecan Batman'ı daha yukarı doğru taşır. Şey de çok önemli. Çalışanlar içerisinde kadın oranının %51 olması Batman'ı da başka bir şekilde bir ayrıcalık da getiriyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim ben kendi adıma. Hakan Bey'e dönüyorum ben de. Hakan Bey, sizden de son değerlendirmeniz ve sorularınız varsa onları rica edeceğiz. Evet, şöyle söyleyeyim. Sonra da birer soru sormak istiyorum. Aslında aynı soruyu her iki başkanıma da sormak istiyorum. Şimdi hem Arif Başkanım hem Abdülkadir Başkanım bence zamanın da ruhuna ve dünyadaki ticaret eğilimlerine de çok yakın şeyler söylediler. Yani onlarla örtüşen şeyler söylediler. Yerinde üretim, yerinde tüketim diye bir kavram gelişiyor bütün dünyada. Bütün dünyada yeşil ekonomi diye bir kavram gelişiyor. Sürdürülebilirlik diye bir kavram gelişiyor. Ve yani aynı zamanda da bölgesel ticaretin bütün dünyada yükseldiğini görüyoruz. O küresel ticaretin yerine bölgesel ticaretin yükseldiğini görüyoruz. Bunun çok büyük örnekleri de var. İşte RCEP, bu Çin'in, Japonya'nın vesairede işte son kurdukları o dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması da bunun bir örneği. Ama biraz önce başkanlarımız söylediği Irak'la, Suriye'yle, bu bölgede yapılacak ticaret de onun bir örneği. Tekstil, kurulan tekstil sanayinin pamukla desteklenmesi de bir başka örneği. Yani böyle baktığımız zaman aslında Batman'daki diyelim ki akıl, ticaret aklı, kanaat önderlerimizin, her iki başkanımızla somutlaşan kanaat önderlerimizin yaklaşımı zamanın ruhuna da birebir uygun örtüşüyor. Şimdi bu çerçevede yani eğer düşünce hattımız doğruysa ki öyle görünüyor ve de dediğiniz gibi reva da değil. Yani onu da kabul etmek lazım. Reva değil. Peki başkanlarım ne düşünür ki? Yani desek ki Cumhurbaşkanımız dahil, her şey herkes dahil. Sadece Batman'ın önünü açmak için, Batman'ı ileriye çıkarmak için sadece sizleri dinleyeceğiz. Alacağınız her kararı destekleyeceğiz. Bu kararlar ne olurdu? Mesela Arif Başkanım Batman'da tarımın, hayvancılığın gelişmesi için atılması gereken ilk üç adımı hangi adımlar olarak görür? Abdülkadir Başkanım sanayinin, ticaretin gelişmesi için
ilk üç adım olarak hangilerini öncelikli görür, hangi adımları atar? Hepimiz uyacağız, öyle düşünün. Yani uyulmaz, yapılmaz diye düşünmeyin de yapılacak, herkes de mecburen uyacak. Hangi adımlar olur? Buyurun lütfen. Söyleyeyim. Bir kere Türkiye tüketim toplumundan üretim toplumuna geçmeli. Bir. Evet. Yatırımcıya doğrudan destek verir. İki. Üç. Özellikle önemsediğim ve bu ülkede inanan insanların ezildiğini, inanan insanların krediyi faiz olarak görüp de bugüne kadar devlette bir kuruş faiz kredi kullanmadığını ve kendi ortamında rekabet edemediğini ve yatırım yapmak istemesine rağmen yatırım yapamadığını faizden dolayı bir kereye de mahsus olsun faiz kullanmayan insanlara bir faizsiz kredi, bunu firmanın geçmişine baksın, 10 yıl bu firma hiç kredi kullanmamış. Kardeşim sen niye ticarsın, çalışıyorsun, niye kredi kullanmadın, niye büyümedin? Ben de diyorum ki ben krediyi faiz olarak gördüğüm için inancım gereği kullanmıyorum. Bu insanlardan biri de benim. Ben kredi kullanmıyorum. Bu yaptığım fabrika tamamen öz sermayemdir. Cebimden yapmışım, oraya koymuşum. Bu bir. İki, üreticiye doğrudan yatırım yapacaksınız. Doğrudan destek vereceksiniz. Arkadaş, çiftçi gidip arazi icar ediyor. Benim de var, ben de icar veriyorum. Devlet bana desteğini veriyor. E bu zulümdür. Ya üreten almıyor, orada ezilen almıyor, yine bana veriyor. Doğrudan üreticiye, kardeşim ürünü satarken sana bu kadar verdi. Neden toprak sahibine veriyorsun? İşte benim cebime giriyor, bak itiraf ediyor. Ben arazimi icar veriyorum, destekleri ben alıyorum, bak itiraf ediyorum Türkiye'ye. Hayır, orada çalışan insan alacak. O emeği, o teri döken insan alacak. Ama maalesef biz devlet bunu yapmıyor. Doğrudan evet. Destek. Doğrudan destek. Ve ben son söz olarak şöyle diyorum ilim için. Batman üretsin, dünya tüketsin. Güzel. Bu kadar ne? Çok teşekkür ederiz başkanım. Arif Bey söz sizde. Ben de tabii daha evvel bu tarım ve hayvancılığa değinmiştim. Önemi bizim için çok büyük. Yani desteklenmesini istiyoruz. Ondan sonra... Mesela nasıl bir destek olsun başkanım? Yani mesela Abdülkadir başkanım... Dedim ya verimi artırabilecek seviyeye çiftçimizi getirmek. Ya illa devlette para almak değil. O evet. Üçüncü şıktır para almak. Evet. Çiftçiyi yönlendirmek, verimi artırmak, sulandırmayı hızlı bir şekilde yaymak, ondan sonra bu dijitalleştirmeyi de bir an evvel hayata geçirmek. Yani biz mesela bir projemiz var, Odalar Birliği'nin TÜRİB başkanımız Rıfat Sarıcıklıoğlu'nun hassasiyetle üzerinde durmuş olduğu bir işlemdir ve bu hayata geçti. Şu an Türkiye'de yaygınlaşıyor ve adam getirip ürününü lisanslı depolara koyup belgesini alıyor ve o belgeyle ürününü istediği hem şey üzerinde satabilir, belgesini getirip diğerlere satabilir ve ciddi bir şekilde bu işlemi yaygınlaştırıyoruz biz borsacılar olarak ve lisanslı depoları hayata geçirip inşallah çiftçilerimizin yani alıcıyla satıcıları bir araya getirerek ürününü iyi değerlendirmesini sağlamak, bu da çok önemli bir hizmettir. Yani hedefimizde inşallah biz borsa olarak bunu en geç bir yıl içinde hayata geçireceğiz. Ve mühim olan çiftçiye destek, hayvancıya destek, destek illeyin, para değil, organize hayatı hayata geçirsek en büyük destek o. Artık o çiftlik sahibi olan kişi döner. Satar döner. Şimdi bugüne kadar
doğru dürüst bir destek yapılmadı ve korsan destekler yapıldı. Adam bir sefer mahsus aldı, bir daha gel adamı gör. Ama organizalı bir şekilde, yani bir dönüştüğümüz zaman o zaman daha verimli olur. Hem ilimiz, hem bölgemiz, hem ülkemiz için. Ve destek, yani illeyim dream desteği değil. Dream desteği de ben fazla bunu önemsemiyorum. Eğer çiftçi kazanıyorsa, mühim olan çiftçinin kazanması. 300 kilo, 400 kilo alacağını 700 kilo alsın. En büyük kazanç odur. Bunu sağlayalım. Sürdürülebilir olan o çiftçi. Çiftçi kazanırsa... Aynen. Evet. Çiftçimizi bilinçlendirelim. Toprağımızı suyla buluşturalım. Ondan sonra iş bizde. Çiftçimizde gereği yapılacak. Evet. Evet. Ben hem Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Abdülkadir Demir'e, hem Batman Ticaret Borsası Başkanımız Arif Güneş'e çok teşekkür ederim. Ben programı açarken Türkiye'nin en kıymetli kentindeyiz demiştim ama Türkiye'nin en heyecanlı yüksek kentlerinden birindeymişiz. Başkanlarımız bize bu enerjiyi verdiler. Umarım TKDK başta olmak üzere kentin pek çok sorunu, yatırıma dair sorunları çözülecektir. Biz de dünya olarak, dünya ailesi olarak elimizden geldiği kadar bunu yansıtmaya çalışacağız. Gündeme getireceğiz. Çok teşekkür ederiz. Yeni bir programda haftaya tekrar görüşeceğiz.